Bu da benim öyküm. Metninin etkinliklerini birlikte yapalım. Öncelikle hazırlık çalışmalarından başladığımız zaman kitap okumayı sever misiniz? Seviyorum, sevmiyorum şeklinde yazabilirsiniz. Niçin demiş? Sevmiyorsanız sıkıcı diyebilirsiniz. Seviyorsanız beni alıp başka dünyalara götürüyor. O yüzden seviyorum başkalarının hayatlarına veya başkalarının yerine kendimi koymamı sağlıyor şeklinde yazabiliriz. İkinci sorumuz Hangi tür kitapları okumayı seviyorsunuz? Hikaye kitapları, masal kitapları veya bilim kitapları olabilir. Hikaye kitaplarında maceradan maceraya koşturduğu için hikaye kitaplarını daha çok seviyorum. Yani öykü kitaplarını. Masallar olabilir. İnsanları hayal dünyasına götürdüğü için çok seviyorum şeklinde de söyleyebiliriz. Birinci etkinliğimize geçtiğimiz zaman denize girmek, tahminim denizde yüzmek, oyun oynamak, arkadaşlarla bir şeyler yapmak diyebiliriz. Burada kelimelerden itibaren yazabiliriz. Ürküten, korkutan demek. Pınar, yerdeki kaynaktan çıkan su veya suyun attığı yer. Berrak, duru temizlemek. Şırıltı, Akan ya da dökülen suyun çıkardığı ses diyebiliriz. Gerilim, huzursuz olmak, sıkıntılı durumda diyebiliriz. Sorularımıza geçtiğimiz zaman ikinci etkinlikte yazar tanıştığı ilk kitaptan neden büyüdü kitabım diye söz etmektedir. Cevabı burada. İlk tanıştığı kitaptan bahsetmesinin, büyülü kitabım diye bahsetmesinin sebebi ona okumayı, kitapları sevdirmesini sağlamasıdır. İkinci sorumuza baktığımız zaman yazar kitaplarda nasıl bir dünya keşfetmiştir? Yine cevabımız burada. Renkler, sesler, insanlar, olaylar ve bilinmeyenlerle dolu gizemli ve baş döndürücü güzellikte düşler keşfetmiştir. Şeklinde yazabiliriz. Üçüncü sorumuz Yazar da hangi duyguları uyandırmıştır kitaplar? Cevabımız burada. Kitaplar yazarı güldürerek eğlendirmiş, bazen korkutmuş, bazen de şaşkınlık yaşatmıştır. Dördüncü sorumuz. Sizin de büyülü bir kitabınız olsaydı Neler anlatmasını isterdiniz? Gitmediğim, görmediğim yerleri bana gitmiş görmüş gibi hissettirmesini veya anlatmasını isterdim şeklinde yazabiliriz. Beşinci sorumuz Bir insana kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın en etkili yolu sizce nedir? Düşüncelerinizi paylaşınız demiş. Öncelikle ilgimizi çekecek kitaplar okumalıyız. Sıkılmadan okuyabileceğimiz bir kitap seçmeliyiz veya arkadaşımıza hediye etmeliyiz şeklinde yazabiliriz. Hangi yazarla tanışmak isterdiniz diye soruyor 6. sorumuz. Ona ne sormak isterdiniz demiş anlatınız. Jules Verne yani genelde hep hikaye kitapları var çok macera kitapları. Bunları nasıl akıl ettiğini sormak isterdim Jules Verne'e yani nasıl düşündüğünü, nasıl bir hayal gücü olduğunu veya nereden akıl ettiğini sorabilirim. 80 günde devre alem olsun. Bir sürü kitabı var. Hepsi macera kitapları. Bunları nasıl hayal ettiğini veya nelere örnek almak e, alarak yazdığını sorabiliriz. Biraz bekleyeceğim burada. Üçüncü etkinliğimiz iki tane resim var. Biri herkes kitap okuyor. Diğerinde ise herkes televizyon izliyor. Farkları açıklayınız demiş. Birinci resimdeki aile okumayı bilmekte ve kitap okumakta. Buradan yazabiliriz. İkinci resimde ise ailenin tüm üyeleri televizyon seyretmekte ve birbirlerinin yüzüne dahi bakmamaktadır. B'de ise sizin günlük yaşamınızı hangisi yansıtmaktadır diye soruyor. Kendi ailenize göre yazabilirsiniz. C sorumuzda hangi ailenin bir üyesi olmak isterdiniz diye sormuş. İkinci görseldeki ailenin yaptığı daha olumlu bir davranıştır. Kitap okumak insanın zihnini geliştirir ve kültürlü olmasını sağlar şeklinde yazabiliriz. İkinci demişiz ama birinci şeklinde düzeltebiliriz. Dördüncü etkinliğimizin cevabı bu kısımda şu şekilde biraz bekleyeceğim. Kitap okuyan insanlar bilgi sahibi ve kültürlü insanlar olurlar. Kültürlü ve bilgili insanlar suç iş işlemez. Hata <laughs> hatta suç e, suçlar bile engellerler şeklinde şuradaki olacak bir tık daha koyalım. Kitap okumayan insanlar ise cahil kalır ve suça meylederler şeklinde yazabiliriz. Beşinci etkinliğimizde boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Kitaplar öğretmen gibidir. Çünkü bize hep yeni şeyler öğretirler şeklinde yazabiliriz. Kitaplar hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Ama çevremizdeki insanlarla olan iletişimimizi de koparmamalıyız. Bir yazar olsaydım hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından beğenilerek okunan kitaplar yazmak isterdim. Ayrıca kitaplarımı fakir insanlara ücretsiz dağıtmak isterdim şeklinde yazabiliriz. Burada birazcık bekleyeceğim. Varlıkları karşılayan kelimeleri sormuş ki e, kitabı kendisi vermiş. Kağıt, mürekkep, tutkal, karun, hazine, kitaplık, sandık, kalp ve mücevher şeklinde yazabiliriz. sırt sırta oturan kişileri size göre soldan sağa doğru yazınız. Zeynep, Emine, Mustafa, Halil. Hangi kişilerin karşısındaki sandalyeler boştur? Kemal ve Halil. Hangi masada oturan kişi sayısı daha fazladır? Dikdörtgen. Bu masadaki kişilerin adları alfabetik olarak sıralandığında sondan ikinci kişi kim olur? Onur şeklinde cevaplayın. Evet burada ev konulmuştur şeklinde yazdık. Ve buraya da bir örnek metin bıraktık.